Odak noktasından mutlu akşamlar değerli izleyenler. Bugün 11 Kasım Çarşamba, yurtta ve dünyada günün öne çıkan gelişmeleriyle haber bültenlerinin ardından randevumuzla yine bir aradayız sizlerle beraber odak noktası saatinde. Ülkede ve dünyadaki gelişmeleri hemen hemen her programda gündeme getirmeye devam ediyoruz. Öncelikle sizi bugünkü programımızla, daha doğrusu bugünkü program konuğumuzla tanıştıralım. Milliyet Gazetesi Kıbrıs temsilcisi Sefa Karahasan'la beraberiz. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sevgiler. Son gerçekleştirdiğimiz programın üzerinden epey bir zaman geçti. Bu arada da pek çok şey yaşandı. Türkiye'de demek seçimler, ulusal birlik beni. Gündem epey yoğundu belki de. Evet. Ya da siz yoğundunuz, öyle diyelim. Davetin sorun olmadığını biliyorsunuz herhalde. Şu var, hem Türkiye'de seçimler hem Ulusal Birlik Partisi kurultayı, ülkede Kıbrıs sorunu ile ilgili açıklamalar, gelişmeler. Bugün konuşacak çok şeyimiz var ama istersem şu son olarak çekmiş olduğun fotoğraf karesiyle, daha doğrusu tabii ki haberiyle beraber gündem yaratmış olduğun haberi biraz konuşmak istiyorum. Amerika Birleşik Devletleri'nin Nefkoşa Büyükelçisi'nin tanışma resepsiyonuna sen de gittin pek çok gazeteciyle beraber. Ancak diğerlerinden bir farkın vardı. Tam o anı ekranlara getirme şansımız var mı o fotoğraf karesi bilmiyorum ama tam o anda deklanşöre basmış olma. Ve o haberleştirerek yayınladın ve hem Güney'de hem de Amerika Birleşik Devletleri'ne kadar tartışlı bir konu haline geldi. Rumlar Türk askerine yönelik olarak bunun bir açılım olmasından duydukları rahatsızlığı dile getirdiler. Amerikalara politikalarını değişip değişmediğini sordular. Arka arkaya açıklamalar gelmeye her gün devam ediyor. Uzun bir süre konuşuldu. Vardı. Bugün de vardı. Dün basın toplantısında Dışişleri Bakanlığı Amerika'nın bir arka arkaya sorular geldi, yanıtları geldi. Sefa Karahasan'ın haberiydi bu. Biraz bunu konuşalım mı? O fotoğraf karesi nasıl ortaya çıktı? Sen orada ne yapıyordun? Diğer gazeteciler ne yapıyordun? Merak ediyoruz. Yani aslında şunu da vurgu yapmakta fayda var. Resepsiyonlara veya yemeklere davetli olduğunuz zaman birinci önceliğiniz eğer gazeteciyseniz oradaki yemeklerden çok oradaki kişilere odaklanmakta fayda var. Ki bunu diğer arkadaşlarımız da yapıyor. Belki ben o akşam fark ettim ama sonuçta diğer arkadaşlarımıza da haksızlık yapmak istemem. Amerika Birleşik Devletleri'ne askeri herhalde Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı'nın, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı'nın ve diğer askeri yetkililerin katılması bence çok çok önemliydi. Daha önce bir davet olabilir. Amerikalılarına yaptığı açıklamalarda Rum basında çıkan açıklamalara yönelik tepkiler var. Rumların çarpıttığı ile ilgili olarak. Ama şöyle bir ayrıntı da var. Deniliyor ki işte ilk kez Türk askeri üniformalı geldi veya işte üniformasız daha önce davet ediliyor gibi açıklamalar var. Ama o gece ben dün Sayın Cumhurbaşkanı'yla da biraz sohbet ettim, Sayın Akıncı'yla. O gece şöyle bir şey de vardı. Yani o gece sadece Türk askeri üniformalı değildi. Orada resepsiyona katılan askeri yetkililer de üniformalıydı. Diğer askeri yetkililer de. Birleşmiş Milletler'de. Demek ki sadece yani Türk askerinin üniformalı davet etmedik gibisine gelen açıklamalar doğruyu yansıtmıyor. Burada sonuçta Amerika'da... Bu arada davetiyede resepsiyonda kıyafet kodu var mıydı onu belirten? Dikkat etmedim. Yani açıkçası bakmadım ama dikkat etmekte de fayda vardı. Ama bilmiyorum ama siyah giydiğimiz için genellikle bakmadım açıkçası. Evet, bakmadım. Ama bunun şöyle bir şey var. Bunun ilk olduğu söyleniyor. Yani hayır. Diyor ki bugün Amerikalı, daha doğrusu dün Amerikalı bir Dışişleri Bakanlığı vekil sözcüsünün yaptığı açıklamada bunu bize değil, bunu Türk askeri yetkililerine sorun. Bizim bunda özel bir amacımız yok, politikamız değişmedi. Hala adadaki Türk askerinin varlığını bir işgal olarak görüyoruz şeklinde bir değerlendirme. Sevgili Mert, hiç yok sağa sola, yok bahaneydi, yok açıklamalara bakmam ben. Ben ortada haberin, olana bakarım. Haberin tartışma konusu olunca tartışma bunu konuşmasına çok hoşuma gitti. Şunu söyleyeceğim, yani sonuçta Milliyet Gazetesi'nin bir haberi neredeyse bir haftadır tartışılıyor. Ve üzülerek görüyorum ki Rum basını çok güzel kullanıyor, çok geniş kullanıyor. Ama Kuzey Kıbrıs'ta yokmuş gibi sayılıyor. Yani Rum basını Milliyet'in haberini alıyor sevgili Mert. Bu çok önemli. Bana eğer dikkat edersen Rum basını Milliyet Gazetesi'nin haberini alıyor, haberleştiriyor.
Kıbrıs Türk basını Rum basınında Milliyet'in haberini alıyor, haberleştiriyor. Fotoğraf karesini arkadaşlar yani ekrana getirdi. Şu. Tek fotoğraf karesi üzerine de bakarak konuşabiliriz. Belki çok basit bir fotoğraf gibi görünebilir ama önemli. Bir tarafta Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni büyükelçisi Kıbrıs sorunu ile ilgili belki de adadaki önemli isimlerden biri ve Türk tarafında bir tanışma resepsiyonu düzenleniyor. Bu bir ilk resepsiyon değil. Daha önce de defalarca olduğu gibi bir gelenek haline geldi. Ama şöyle bir şey var. Benden daha önce ben hiçbir zaman komutanları görmedim. Komutanların katıldığını yani görmedim. Yani görsem zaten diğer bir hepsine şey. Yani katıldın mı son dönemde? Ben genelde hepsine katıldım. Evet, hepsine. Ama mesela Coink'ine de katıldım. Sayın Coink eski büyükelçisine de katıldım. Veda resepsiyonu. Evet, veda resepsiyonu. Yok hayır, veda değil canım. Yani o da bir toplantı yapmıştı. Onu Merit'teydi toplantısı. O hiç önemli değil. Eskiden var mıydı? Belki yine de bir politika olarak da değişmiş olabilir. Amerikalılar davet ediyordu, edilebilir ama şunu da vurgulamak lazım. Yani şu bu adada bazı gerçekler var. O gerçekler üzerinde Amerika'da bölgedeki gelişen konjonktürlere göre politika da belirleyebilir. Ben açıklamaların fazla işte bizim şeyimiz devam ediyor nedir biz aynı yerdeyiz işte aynı yerde duruyoruz yönündeki açıklamalarında fazla önemli olduğunu da düşünmüyorum. Çünkü sonuçta bir Orta Doğu gerçeği var ve bu Orta Doğu gerçeğinde mesela G20 zirvesi toplanacak, Sayın Başkan Obama gelecek ve bütün dünya liderleri neredeyse orada olacak. Ve Suriye konusunda ciddi bir nokta var, onu açılacak. Mülteciler konusunda ciddi açılımlar gerekiyor ki Türkiye'nin bölgedeki önemi çok çok dikkat edilmesi gereken bir nokta. Bu noktada ne yapacak? Bu noktada belki Türkiye diplomatik olarak hem Kıbrıs'ta hem başka noktalarda da kazançlar elde edecek. Mesela mülteci kriziyle beraber Rusya'nın Suriye'deki varlığı, bölgedeki varlığı Türkiye'nin her geçen gün eli güçleniyor. Bak ama Türkiye'nin her geçen gün eli güçleniyor. Ya Merkel öyle burnu havadaki Merkel Ankara'ya gelmek zorunda kalıyor. Yani İstanbul'a. Ankara gitti. Yani tamam fark etmez. İstanbul'a, Türkiye'ye. Fark eder, önemlidir. Hayır ya bence fark etmez. Şundan fark etmez. Bence sen fark Türkiye'ye eder. Girmek zorunda kalıyorsun. Yani Türkiye, yani Ankara bir mesaj olarak, başkent olarak bakma. Ama sonuçta orada şimdi Aksaray'ı ziyaret ettiler. Etmedi. Cumhurbaşkanı Külliyesi'ni ziyaret ediyor, etmedi tartışmaları da vardı. Ama onunla ilgili olarak da Almanya'nın bir açıklaması var biliyorsun. Bu ziyaretteki nerede buluşulacağını da kendi Türkiye Cumhuriyeti belirlediği noktasında da bir açıklama var. Yani ben içeriye bakarım. İçerik çok önemlidir. Mesela bu fotoğrafta da fotoğraf çok önemlidir. Sayın Büyükelçinin komutanlarla yan yana gelmesi ve ki şu da var. Yani şunu da göz ardı kaçırmayacağız. Amerikalılar da bunu göz ardı etmeyecek. Yani o gece ben yakından izlediğim kadarıyla çok yakın ilgi gösterdiler. Fotoğrafı çekerken bunun bu kadar büyük bir haber olabileceğini düşündün mü? Çektiğin anı söylüyorum. Sonrasını hayır, kurgulamış olabilirsin. Çektiğin önce anda. Çok büyük bir fotoğraf çekeceğimi düşünüyordum. Daha doğrusu resepsiyona gelmeden önce mi? Hayır. Ben resepsiyona genellikle böyle davetlere veya bir başkası olabilir. Bu Amerikalı olabilir. İlla Amerikalı olmak zorunda değil. Ben genellikle davet edildiğim yerlere böyle bir 15-20 dakika önce giderim. Etrafı izlemek için. Yani etrafta olağan dışı bir şey var mı? Mesela gittiğim zaman olağan dışı bir şey gördüm. Çok ciddi bir koruma ordusunun, çok ciddi bir polis hazırlıklarının olduğunu gördüm. Ve bunu sorduğumda generallerin geleceğini söyledi bir Amerika çalışanı, Amerikan Büyükelçiliği çalışanı. Ve ben bunu direkt şunu sorduğumda ilk kez mi geliyor generaller? Bu çok önemli. Evet ilk kez davet ediliyor gibisine bir çalışandan bu şekilde duydum. Daha sonra bir başkası bunun ilk olmadığını söyledi. Bunu ilk değil daha önce de davet ediyoruz noktasında söylemler oldu ki biz de zaten habere yansıdık. Bizim haberimizde hiçbir tane bir cümle yanlış bilgi ve yanlış yönlendirme yok. Sadece Rum basında Nikola Stelios Katemen'in temsilcisi çalışan arkadaş çeviri yaparken haberde yer alan bir diplomat cümlesini bir Amerikan diplomat olarak çevirmiş. O zaman ortalık ayağa kalkmış ki Amerikan bir diplomatı veya Amerikan büyükelçisi bana o haberde yer alan cümleleri söyleseydi zaten ortalık daha da fazla yıkılırdı. Yani bence o haber manşet olurdu veya daha büyük gündem oluştururdu. Evet. Çünkü çok önemli. Türkiye'de çok dikkat çekmedi tabii bu herhalde. Türkiye'de bizde de dikkat çekti ama şöyle bir şey var Türkiye'de. Haber atlattığın zaman
diğer medya grupları da böyle bir geri çekilme psikolojisine girer. Çok iyi bir yerde görünmüyor. Birinci sayfadan girdi. Birinci sayfadan girdi ama tabii çok ki yani birinci sayfadan girmesi hele hele Türkiye gibi gündem yoğunluğunda çok çok önemli. Peki. Yani birinci sayfadan girip girmemesi önemli değil. Milliyet Gazetesi'nin sadece Milliyet Gazetesi'nin o fotoğrafı yayınlaması önemli benim için. Peki. Milliyet Gazetesi'nin, hayır Milliyet Gazetesi'nin orada görevini yaptığı benim için çok çok önemli. Evet. Şimdi biraz tabii Kıbrıs sorununa bağlanımına da geçelim. Rumlar kim bu adaya geliyorsa mutlaka önce bir ölçüp biçip sonrasında da psikolojik harba başlıyorlar. Bu bir önceki genel sekreterin Kıbrıs özel danışmanı için de geçerliydi. Şimdi de Biden için geçerli. Amerikan Büyükelçisi bir önceki istenmeyen adamı ilan ettiler. Evet, bir önceki Büyükelçisi istenmeyen adamı ilan ettiler. Bak, herkes için öyleydi. Sayın Eroğlu için öyleydi. Aydın Sayın Dektaş için öyleydi. Şimdi Sayın Akıncı'ya pek bir şey bulamıyorlar. Çünkü Sayın Akıncı'nın şans buluyorlar ama hani son şans, daha iyisi gelebilir mi? Hani Sayın Anastasiadis'le beraber hani bu ikili uyumunu daha başka kimle gerçekleştirebilirsiniz? Öyle bir durum da var. Eleştirilmiyor mu Sayın Akıncı? Evet, eleştiriliyor. O da ayrı bir konu. Dolayısıyla gelen geçen topa tutuluyor güneyde. Ancak bütün bunlara rağmen hala özellikle Batı ve Kıbrıs sorununa dahil olan pek çok referans noktası hep Güney Kıbrıs tarafında, evet, gibi görünüyor ne yazık ki. Şimdi tabii Türkiye'de Türk tarafı da bir şeyler yapıyor. Konjonktür değişti özellikle. Rusya'nın bölgedeki etkinliği önemli. Türkiye'nin buradaki yatırımları önemli. Türkiye'den buraya getirilen su önemli. Enerji konusunda Türkiye'nin ben de varım bu işte demesi, bunu ima etmesi, dile getirmesi, bu projelerle ilgili çalışmaları geliştirmesi önemli. Bu bağlamda bütün bu değişen konjonktür Türkiye'nin, Avrupa Birliği'nin Türkiye raporuna da yansımış durumda. Güneyde de bu şekilde okunuyor. Daha ılımlı bir raporun ortaya çıktığı Kıbrıs sorunu bağlamında dile getirildi. Rumlar bu konuda da rahatsızlık duyduklarını belirtiyor. Mülteci krizi de tabii ki bunda önemli. Biraz da Kıbrıs sorununa değerlendirelim. Pek çok şey yazılıyor, çiziliyor. Sen gidişatı nasıl görüyorsun? Çünkü iki ayrı konu var. Birisi evet, yok, bu defa şey bu iş, hayır, bu defa bu iş çözülecek şeklinde yaklaşım var. Her dönem olduğu gibi bu iş yine çözülemeyecek noktasında bir değerlendirmesi var. Aytu Türkan bugün yazmış bir köşe yazısının sonunda, Akıncı'dan mesajınız var diyor. Köşe yazısının sonunda şöyle diyor. Bence çok çok önemli. GSM konusunu bile yasaya bağlayan ve çözemeyen bir zihniyet Kıbrıs sorununu çözebilir mi dersiniz, sanmam. İşte ben hala o noktadayım. Başka yorum yapmayacağım. Yani Kıbrıs sorununa biz sürekli yorum yapıyoruz ama ne söylüyorum sevgili Mert? Kıbrıs sorununa bu ekranlara çıkan, yani genel anlamda ekranlara çıkan, bu ekranlar derken genel anlamda ekranlara çıkan, gazetelerde yorumlar yapan, açıklamalar yapan insanların sadece Rum basını okuyarak, gazetelere okuyarak yorum yaptığını görüyorum. Evet. Yani ne Kıbrıs görüşmelerinin içeriğiyle, ne detaylarıyla, hiçbir şey olmadan yorumlar yapıldığını görüyorum. Mesela Aide diyor ki çok güzel atmosfer var diyor. Hemen onun üzerine zıplanıyor. Aman Aide açıklama yaptı, işte çözüme gidiyoruz diyor. Mesela Anastasiadis diyor ki Mayıs'tan önce çözüm ama diyor. Biz de Mayıs'tan önce çözümü koyuyoruz başlığa veya habere, amayı koymuyoruz. Yani adam amayı koyduktan sonra zaten Mayıs'tan önce çözüm olmayacak anlamına çıkıyor. Yani amayı koyduğu zaman. Yani diyor ki Mayıs'tan önce çözüm ama şu 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 şartlar diyor. Biz şartları koymuyoruz. Topluma, Kıbrıs Türk toplumu anlam planının dönemindeki gibi yine çarpıtan, kendi zihniyetindeki, kendi ideolojisindeki haberlerin yansıtmaya çalışıyoruz. Ama benim sorun bu değil. Benim sorun hayır, bir şekilde. Demek istediğim... Vatandaşın da Sefa Karason olarak sevgili bu toplumda Mert, bir kişiliğe sahip, bir gazeteci vizyonuna sahip, değer gören bir gazeteci olarak Sefa Karason, oğlum onu bir kenara bırakalım. Net bir şekilde soruyorum. Kıbrıs sorunuyla ilgili gidişatı, bu çok klişe bir soru olabilir, umut verici olarak görüyor musun? Yani hayır, benim şu şu konularda hala umut, ciddi kaygıları olduğunu görüyorum. Görüyorum. Ben Sayın Akıncı'nın bu noktada çok samimi olduğuna, gerçekten samimi olarak bir çözüm istediğine inanıyorum. Sayın Akıncı'nın samimiyeti yeterli mi? Ama yeterli olmayacağını söylüyorum. İşte ona geliyorum. Evet. Yani yeterli değil. Yani Kıbrıs Türk tarafının samimi olması, Sayın Cumhurbaşkanı'nın samimi çözüm istemesi yeterli değil. Sevgili Mert, biz daha GSM'i çözemiyoruz. Evet. Biz daha kapıların açılması sorununu çözemiyoruz. Biz daha
Futbolu güven birleştiremiyoruz. Güven yaratıcı önlemler konusunda hiçbir adım atamıyoruz. Yani Kıbrıs Türk tarafı ne yazık ki bütün çabalarını, çalışmalarını, her şeyini yapıyor. Kıbrıs Rum tarafı, pardon ne yazık ki oraya Rum tarafı için kullanacağım. Kıbrıs Rum tarafı ne yazık ki bu çalışma çabalara mutlaka bir neden koyuyor ortaya. Yani şu neden var diyor, yok yasa diyor, yok anayasa diyor, yok şu olmaz. Mesela az önce sevgili Aytu da söyledi, bu GSM konusunda yasa. E tamam arkadaş, yasayı kim değiştirecek? Sen değiştireceksin ya. Demek ki niyet bir cümle. Demek ki niyet bir cümle. Sayın Anastasiya diyecek ki meclise, zaten iktidarın büyük ortağı, büyüksün yani, yasayı da değiştirebilirsin. Diyecek ki şu işi bitirin. Bitti. Evet. İkinci cümle yok. Yeter ki istensin. Programdan ama, önce de konuştuk. Ama, aynı kefede ama, olmasa ama, bile ama, futbolu bile birleştiremiyor. Ben konuşursam daha iyi olacak ama. Sen sana eşlik etmeye çalışıyorum. Monolog olmasın, diyalog olsun diye. Seni seviyorum, bile ayak takılıyorum. Ben diyorum ki sevgili Mert. Ama şu da var. Yani Aralık ayı içinde, yani bu Kasım ayı sonundan Aralık'ın 15'ine kadar falan eğer bir çözüm noktasında adım atılamazsa da zaten biz bunu 2016 yazına veya sonbaharına kadar devam ederiz. Ve ben öyle görüyorum. Yani 2 Mayıs'tan önce referandum, Mayıs'tan önce çözümünde bir ama ümitliyim dedi. Bir hayal olduğunu görüyorum. Peki, ümitliyim. Ümitliyim ben. Neden ya ben kendi Cumhurbaşkanımızdan ümitliyim. Ha, çözümden mi Cumhurbaşkanı? Hayır, ben Cumhurbaşkanından ümitliyim, evet. Ama çözüm noktasında, tarih noktasında ben sıkıntılıyım. Çözüme de inanıyorum olacağına. Kıbrıs'ta bir çözüme olacak. Bireysel mülkiyet şeklinde çözüme, global takaslarına nasıl bakıyorsun? Vallahi ne söylüyorum sana. Bireysel mülkiyet noktasında eğer ki kullanıcı bireysel derse, eğer bu yönde bir plan gelirse, bunun ben şöyle algılarım, Kıbrıs'ı Türkler hayır desin diyen bu yapıldı derim. E Sayın Cumhurbaşkanı bunu savunuyor. Hayır, ben savunduğunu düşünmüyorum. Yani sonuçta bir noktaya varacaklar mülkiyet konusunda. Yani siz eğer Rum'a ilk söz hakkını verdiğiniz an, Kuzey Kıbrıs'ta hayır çıkar. Bir dakika, bu çok önemli. Sefa Karahsan şunu söylüyor. Bireysel mülkiyet şeklinde çözülmesinin, mülkiyet bireysel sorunun... Bireysel derken ilk söz hakkı Rum'a. Tamam, söz hakkı, bireysel mülkiyet formu içerisinde çözülmesinin aslında bir şekilde Kıbrıs Türklere hayır dedirtmenin bir yoludur diyorsun. İlk söz hakkı Kıbrıs Rumlarda olursa ben referandumda Kıbrıs Türk tarafında hayır çıkacağını düşünüyorum. Bir araştırma vardı Sayın Kudret Akay'ın, dünkü araştırmasına bakabildim mi bilmiyorum ama 2010-2004'teki koşulların çok değiştiğini söylüyor. Sence de öyle mi? 2004'teki koşullar değişti mi? Yani Kıbrıs Türk'ü 2004'te Kıbrıs sorunun çözüm noktasında anlam planına bakmış ol bakış açısıyla bugünkü yeni bir referanduma bakış açısı farklı mı? Çok farklı. Şundan farklı. Bir de şöyle bir farklılık da var. Kıbrıs Türk artık şeyi de gördü. O dönemde havuzlu villalar basan gazetelerin veya havuzlu villalardan bahseden gazetecilerin artık bu toplumda bir itibarı kalmadığı için Bu gazetecilerle görüşüyor hayır, musun? Hayır hayır. Görüşüyor musun diye. Ya hepimiz görüşüyoruz. Hayır. Yani sen de görüyorsun. Hayır, ben bu de konuları görüşüyor musun? Hayır görüşmüyorum. Görüşmeme gerek yok. Çünkü benim Kıbrıs konusunda onlardan alacağım bir şey yok. Yani, sence toplum öyle mi düşünüyor? Hayır toplum tabii ki öyle düşünüyor. Yani bu sevgili gibi Mert, bu toplumda sence eledim bak, ne söylüyorum. Bizler de dahil. Bu toplumda topluma çıkıp bu topluma bilgi veren, bu toplumda yazar olarak ön plana çıkan, bu topluma bir şeyler anlatmaya çalışan bizlerin kaç kitabı var ya? Bugüne kadar kaç kitap okuduk, kaç kitap yazdık? Yani demek istediğim şu, yani sırf sokakta Rum basını okuyarak, gazeteleri okuyarak, 3-5 siyasetçiyle konuşarak Kıbrıs konusunda detaylı yorum yapabileceğimizi mi sanıyoruz? Veya bazı partilerden bilgiler alarak veya bazı noktalarda bilgiler alarak bir şey yapabileceğimizi sanıyoruz. Buna ben kendimi de koyuyorum. Kimse kimseyi aldatmasın. Karşımızda Güney Kıbrıs öyle bir çalışkan bir sistem var ki mesela Kıbrıs konusunda politiste bir yazar yazıyorsa adamın neredeyse 10 tane kitabı var bu konuda. Belki 100 tane de uluslararası yazısı var. Var mı? Bana söyle, Kuzey Kıbrıs'ta de şu var. Mesela bir dönem hayır, pembe tablolar var. Çizen yazarların pembe tablolar durumu nedir çizenlerin bugün? De toplumda itibarı ne yazık ki kendi ideolojisine yakın insanların seviyesinde kaldı artık. Peki Kıbrıs Türk toplumu 2004'ten sonra 11 yıl içerisinde bakış açısında neler değişti? Ya Kıbrıs Türk toplumu daha objektif bakabiliyor. Şu anlamda objektif bakabiliyor. O dönem öyle bir boğdular ki toplumu.
O dönem öyle bir siyasi baskılar yaptılar ki uluslararası aranalar, Amerika'sı, İngiliz'i. Düşün ya, o dönem Amerikan Büyükelçisi evet için çalışırdı. Sokak sokak gezerdi. Türkiye Büyükelçisi sokağa çıktığı zaman iradeye müdahale ediliyor denilirdi. Yani çok onlar yaşandı. Evet. İşte diyorum ya, mesela şu anda bile, şu anda Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi ile bir araya gel, bir yemek ye. Vay sen Türkiye'nin iradesindesin olur. Ama Amerikan Büyükelçisi'yle, İngiliz Büyükelçisi'yle veya yabancı bir misyon şefiyle bir araya gel. Vav, helal olsun dünya görüşü adam, helal olsun, ne güzel görüşmeler yapılıyor der. Sen yani, herkese görüşenlerden. Büyükelçi, bak ben hepsini konuşurum. Evet. Herkese görüşürüm. Rum'la da görüşürüm, Türk'le de görüşürüm, İngiliz'le de görüşürüm. Ben gazeteciyim sevgili Mert. O nedenle ayrım yapmam. Kuzey'de de ben Ulusal Birlik Partili'yle de görüşürüm. CTP'yle de görüşürüm. Cumhuriyetçi Türk Partisi'yle de görüşürüm. Bunda çalıştığın gazetenin etkisi var mı? Demokrat Parti'yle görüşürüm. Bunda çalıştığın gazetenin etkisi var mı? Hayır, şu var. Ben şunu söyleyeceğim. Gazetemin tabii ki çok çok etkisi var. Gazetemin, Milliyet Gazetesi'nin Kıbrıs Türkleri üzerindeki etkisini bilen bir kişiyim. Yaysat'ta bu da 12 bin, 13 bin sattığımız dönemler oldu bu adada. Çünkü Kıbrıslı Türklerin bütün milli davalarında hep yanlarında olduk. Ve bundan sonra da zaten olmaya devam edeceğiz. Ama bir hedefi olan gazetecinin bu ülkede, bu adada yapması gereken bütün taraflarla, bak bütün taraflarla konuşmasıdır. Evet. Ayrım yapmadan. Kalem yazarken ben UBP'liyim, UBP'li gibi yazarım diyen yazarlık olamaz. Ben CTP'liyim, CTP'nin ideolojisini savunayım diyen yazarlık olamaz. O zaman ne oluyor? O zaman toplum baktığı zaman ya diyor, bu diyor Ulusal Birlik Partisi'nin adamı. Bu diyor Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin adamı, bu Demokrat Parti'nin adamı, bu Toplumcu Demokrasi Partisi'nin adamı diyor. Ondan sonra biz topluma çıkıp bu gibi lanse edilenler etik dersi veriyor. Yani bu gibi lanse edilen insanlar bu topluma hem gazetecilik etiği dersi veriyor, hem toplumsal etik dersi veriyor, hem siyasi etik dersi veriyor. Bu ülkede ne yazık ki, bütün partiler de dahil, bizler gazeteciler de dahil, bu topluma yanlış bilgi vermiş, bu toplumu yanıltmış, bu toplumu kandırmış insanlar hala daha bilgiçlik taslayarak devam ediyor. Peki bir önemli konu daha var. İlgilendiğini bildiğim konulardan biri. Derinya kapısı ile ilgili. Bu konuda çok farklı sesler özellikle konuşuldu, edildi. Son geldiğimiz nokta nedir? Nasıl değerlendirirsin Derinya Kapısı'nın özellikle açılmasıyla ilgili oluşan baskıyı ve sonrasında geldiğimiz noktayı? Valla ne söyleyeceğim sana? Ben Derinya konusuyla ilgili olarak son gelinen noktanın gerekli mercilerce açıklama yapılmasını gerektiğini düşünüyorum. Şu anda bir sessizlik hakim. Bilmiyorum neden olduğunu Derinya sorgulamak kapısı, lazım. Derinya Kapısı özellikle askerin rahatsızlık duyduğu konulardan sevgili biriydi. Sevgili Mert, askerin rahatsızlık olduğu veya askerin engel olduğu gibi bir şey yoktu. Ama kapının açılmasına itiraz yoktu. Evet, kapının açılmasına itiraz Kıbrıs yoktu. Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri de, Güvenlik Kuvvetleri de veya bir başka da genelkurmay da veya Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti de, devleti de hiçbir zaman kapıların açılmasıyla ilgili olarak bir kaygı belirtmiyor. Ne Sayın Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun böyle bir görüşü var, ne Sayın Genelkurmay Başkanı'nın, ne de burada görev yapan komutanların kapının açılmasıyla ilgili olarak hiçbir sakıncası, hiçbir şeyi, itirazı yok. Sadece yol konusunda bazı kaygılar var. Bu kaygılar da yetkili mevcilere iletildi. Ama sıkıntı şu, bu kaygılar neden dikkate alınmama noktasında hareket ediliyor diyen sorular anlayan soruluyor. Kim? Cumhurbaşkanlığına soralım. Yani Sayın Cumhurbaşkanı değil de Sayın Cumhurbaşkanı'nı yönlendiren veya o komitelerde yer alan, Derinya ile ilgili olarak süreçleri yürüten insanların çok farklı yanlış bilgilerin, doğru olmayan bilgileri aksettiğini düşünüyorum. Yani mesela ben ne soruyorum ya? Ben daha önce de senin programında söyledim. BM Kıbrıs Türk tarafına bu yol eski yoldan değil de Rum'a şunu söyledi. Bu yol eski yoldan gitmesin ama diğer taraftan gitsin. Siz zaten kapının açılmasını istemiyor musunuz? Rumlar kapının açılmasını istiyor. Biz de istiyoruz değil mi? Diyelim Rumlar kendi kapılar, yani kendi sınırlarına kadar istedikleri yoldan gelebilir. Buna biz karışamayız. Karışamayız değil mi? Neden? Çünkü orası Rum'un egemenliği alanıdır. Peki arkadaş, Kıbrıs Türk tarafı kendi egemenliği alanında bir söz söylediği zaman Rum karşı çıkınca
neden biz aman Rum karşı çıktı, biz buradan gidelim mantığına yürüyoruz? Yani Rum neden Rum'un Kuzey Kıbrıs üzerindeki topraklar üzerinde bir egemenlik söz hakkı olduğunu söylemesine müsaade ediyoruz? Bu egemenliği şöyle daha da açayım. Şimdi ben bu egemenlikle ilgili cümle kurduğum zaman bana diyorlar ki ya canım çözüm olsun, kapı açılsın da ne egemenliği diyorlar. Tamam, çok güzel. Olmasın, egemenlik sıkıntısı cümlesi kullanmayalım. Peki o zaman Türkiye ile ilişkilerde sen sürekli egemenlikten bahsediyorsun. Egemeniz diyorsun. Tamam, bu tarafa geldiği zaman sen egemenlikten bahsetmezsen kusura bakma, senin burada bahsettiğin egemenliği kim dikkate alır? Aslında egemenlik, yani egemenlik yere bastığınız zemindir. Evet, bunun altınızdan var, çekilmesi BM orada, BM orada bir yol, burada önerilen, askerin önerdiği, yani askerin derken önerilen yol vardı. BM'de Rumlara bu yolu teklif olarak götürdü. Evet, haritasını ekranlara getireceğiz. Şimdi birazdan bakarız, teklif eğer olarak götürdü, hazırsa. Teklif olarak götürdü o yolu. Rumlar da kabul edebileceği mesajını Kıbrıs Türk tarafına verdi. Hı hı. Ama ne olduysa bu öneriye Kıbrıs Türk tarafında karşı çıkanlar oldu ya. Ya ben de diyorum ki arkadaş, şimdi tam ekranda bir beraber bakalım. Ama işte arkadaki haritadan. Ben de diyorum ki neden Kıbrıs Türk tarafında bu öneriye karşı çıkılıyor? Şimdi gerçi evet, bu burada ama yollarda herhalde ama, şu alt var ya, şu sarı bize yakın. Birkaç haritamız daha olacaktı. Hayır, bu, bize yakın. Evet, şu bize yakın var ya. Şu. Sağ tarafta gri bölgede kapalı Maraş'ın fotoğrafını görüyoruz. Önerilen yol ortadaki sanırım. Evet. Ortadaki sanırım. Önerilen yol aslında, daha doğrusu Rum tarafının istediği yol, bak hemen sağ yanda, alt tarafta fotoğrafın sağ alt köşesinde Derinya olarak görülen bir yol var. Çıkıntı yukarıya doğru gidiyor. Kapalı Maraş'a doğru paralel gidecek bir yol. Normalde bu kapının Kapalı Maraş'a doğru paralel bir yol olan o yoldan açılması isteniyor. Buradaki sıkıntı, daha doğrusu buradaki aslında endişe, bu yolun Kapalı Maraş'a atıfta bulunması. Kapalı Maraş'ın güvenliğiyle ilgili, bölgenin güvenliği hem güvenliği hem de şurada şu alt bölümde askeri bir de şey var. Askeri bir tümen veya bir askeri yer var orada. Burası çok karışık. Artı şu da var. Orada bu kapıyı oradan açılsın ki, oradan açılsın ki biz eylemler yapalım. Organizasyon yapalım. Kapalı Maraş'ın da açılması için bir ortam yaratalım diyen bir düşünce de var. Evet. Şimdi bu art niyetli bir düşünce oluyor. Yani sen bu yolun kapının açılmasını, pardon, yolun oradan gitmesini, Derinya eski yoldan gitmesini sen ekonomik çıkar için mi istiyorsun, yoksa başka amaçlar mı için istiyorsun? Tabii Kapalı Maraş'ın açılması ile ilgili olarak kimsenin kaygısı olmaz. Kapalı Maraş zaten açılmalı. Orada çiyanlara, oradaki, yani orayı çiye teslim etmemek lazım. Oranın açılması gerekir. Ama bu açılırken, yani farklı farklı yolları deneyerek, farklı eylemlerde bulunarak bunu yapamazsınız. Ben de diyorum ki hiç kimse şu anda Derinya kapısının açılmasına karşı çıkmıyor. Bir de şu var. Diyelim Derinya'da olaylar oldu. Bak bölge, peki, bölge bunun aslında önemli bölge. Bir tarafta İngiliz üsleri bölgesi var. Diğer yandan Türk askeri bölgesi var. Hem sınır hem Kapalı Maraş. İşin içinde çok karışık bir denklem var. Burada bir hassasiyet var. Ve bu hassasiyete rağmen bu kapının açılması karşısında bir duruş yok. Hayır. Evet, yani açılabilir deniliyor. Evet, ama yöntemi de verilmiyor. Hayır. Bak Kuzey'de de, Türkiye'de de kapının açılmasıyla ilgili olarak sıfır kaygı var. Ama kapının açıldıktan sonra yoluyla ilgili olarak, peki orada o kapı açıldıktan sonra Kıbrıs Rumlar orayı o 1999'da olan olay nedeniyle kutsal bir hale getirirse, her sene eylemler yapılırsa, sıkıntılar çıkarsa bunun önlemini kim alacak? Bununla ilgili bir şey var mı, öneri? Yok. Peki kapının açılması eğer ekonomik getirisi varsa, eğer ekonomiyle ilgili bir canlanma olacaksa, neden Kıbrıs Türk tarafındaki bazı kişiler, tırnak içinde vurgulayarak söylüyorum o kişileri, kapının yolun eski yoldan değil de 300-400 metre
soldan devam etmesine karşı çıkıyor. Demek ki ekonomik bir kaygı yok. Nedir yani? Gerçek kaygı olan nedir? Yani niyet nedir? Evet. Eğer niyetsen kapı buradan açılsın, eylemler yaparak Maraş'ı açtırmaya çalışırım, Türkiye'ye baskı yaparım noktasında hareket edersen bu yanlış olur. Bunu da Türkiye bilir. Yani bunu şöyle bilir Türkiye. Kıbrıs Rum tarafındaki konuşsan da bilir, kuzeyde konuşsan da bilir. Yani Türkiye'nin, Türkiye Cumhuriyeti Devleti çok büyük bir devlettir. Yani bazı art niyetli düşünceleri varsa sezebilir. Sezebilir, bile de bilir. Evet. O nedenle ben diyorum önemli, eğer amaç kapının açılmasıysa kapının açılmasına kimse karşı çıkmıyor. Eğer amaç kapının açılması noktasında başka bir şeyler varsa bu o konuda önemli. Da sıkıntı. Burada bir oldu bittiye getirildi gibi algılandı. Ama yani o nedenle de sıkıntı var. İşte bununla ilgili olarak süreç ilerleme sağlanıyor ki Sayın Aide de her görüşmede bunu soruyor. Neden bu evet. yönde bir adım atılmıyor? Çok diye. Önemli sorunlarımız var ama biz zaman zaman çok garip şeyleri tartışıyoruz. Mesela bunlardan bir tanesi aslında çok garip değil ama ya da bunu bir sonraki bölüme bırakalım. Bir başka önemli konu var yine tartışılmaya başlanan. Tartışılması gerekir ama nasıl tartışılması gerektiği. Türkiye Ümit Milli Futbol Takımı Larnaka'da yarın karşılaşma yapacak. Hı hı. Sözde Kıbrıs Cumhuriyeti ile. Şimdi bir tarafta biliyorsun ki bu tartışmaları, algıları. Türkiye Güney Kıbrıs Rum yönetimini tanımıyor ama bakın işte Türkiye'nin Ümit Milli Takımı. Yarın milli takım olsa gidip karşılaşma yapıyor, yapacak. Ama biz burada yine bakıp seyreden tarafız. Bu nasıl bir durum eleştirileri var. Türkiye'nin tepkisinin yeterli olmadığı noktasında eleştiriler var. Bir taraftan da iç siyasetin Türkiye'yi bu noktada uyandırması gerektiği noktasında bir algı var. Sen nasıl değerlendirirsin bu tartışmayı? Sevgili Mert, diyelim ki Türkiye yarın orada bir maç yapacak ki Trabzon'u da yaptı, Fenerbahçe'si de yaptı. Evet. Bu eleştirilebilir bir bakış açısıyla. Hı hı. Ama şu noktada da bir hareket yapmakta fayda var. Yani Türkiye, mesela GSM konusunu bakıyoruz ya. GSM'de Kıbrıs Türk tarafı her türlü adım attı. Kim engel oluyor? Bunu Sayın Cumhurbaşkanı da biliyor. Rum engel oluyor. İkincisi, diyelim ki bu noktada bir sıkıntı var. Yani, ama neden şunu görmüyoruz? Bu böyle bir adımlar atılıyorsa bunun nedeni Kıbrıs Rum tarafının yaptığı diplomatik baskılar, FIFA üzerinde, UEFA üzerinde yaptığı baskılar, diplomatik ilişkilerin etkili olduğunu görmüyoruz. Neden görmüyoruz bunu? Yani diyelim ki bir ortaya çıkmış, biz şimdi mesela bir şeyi düşünüyoruz. Bu bardağın içinde çay var. Çay üzerine odaklanıyoruz. Ama sevgili arkadaşımız bu çayı koyduğunu görmüyoruz. Sevgili arkadaşım bu çayı demleme mi yapıp yapmadığını görmüyoruz. Sadece çay üzerinde kavga ediyoruz. Mesela sonuç üzerinde kavga ediyoruz. Sadece Türkiye'yi suçluyoruz. Facebook üzerinden, Twitter üzerinden yorum yapma çok güzel. Peki bu rahatsızlığı dile getirmek yanlış değil tabii. Bu rahatsızlığı yani. Dile getirmek. Yine az önce sevgili Aytu ile konuşuyorduk. Burası, mesela Aytu da çok güzel bir düşüncesini ortaya koydu. Dediğim bunu sen söylüyorsun. Ama bu rahatsızlığı veya bu noktadaki çıkmazı neden biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne anlatmıyoruz? Gazete üzerinden, Facebook üzerinden veya televizyonlar üzerinden Türkiye'ye yönelik sert eleştiriler, ağır ifadeler kullanıyoruz. Tamam. Neden konuşmuyoruz? Sevgili Mert. Tabii ki konuşmamız sevgili lazım. Sevgili Mert, şu da, Kıbrıs Rum tarafıyla. Şu da, hayır, yapıcı bir dakika. Bir konuşma hayır, olmuyor. Olmuyor. Yani biz bunu başaramıyoruz. Yani Türkiye'yi eleştirmek yerine Türkiye'nin hele sevgili Kıbrıs'ta Mert, futbolu birleştirmek gibi bir projesi varken ona Rum tarafının öyle bir projesi durumu, yok Türkiye'nin. Türkiye'nin yok ya da Türkiye'nin destek verdiği öyle bir değil mi? Proje yok Türkiye'nin birleştirmesi. Sence Kıbrıs'ta futbolun birleştirilmesi noktasında Türkiye'nin bu projeye desteği yok mu? Bence yok öyle bir şey. Emin misin? Tabii ki eminim. Yani birleşme ya bir dakika birleşme şöyledir. Birleşme noktasında KOP'a üyelik başvurusu yaparsın Zürich'teki, senin KOP Zürich'teki imzalanan proje evet. Sonradan haberi olan bir proje. Kimin? Türkiye'nin. Türkiye'nin sonradan. Evet o nedenle bence o noktalara fazla da girmek istemiyorum. Çünkü öyle kolay değil. KOP bile ben diyor senin diyor hala başvurunu bulamadım diyor. KOP şu andaki KOP kabul edecek KOP her şeyiyle hazır KOP. Hayır başvurunu bulamadım hayır, diyor. Hayır şeyini bulamadım. Kuruluş kaydını. Belgeni, hayır kaydını bulamıyorum kuruluş diyor. Belgeni kuruluş diyor. Değil kaydını bulamadım diyor. Kaydın yok diyor bizde. Kaydını bul ara. Yani demek istediğim şu, öyle kolay da değil. Artı şunu söyleyeceğim ben sana. Biz hem bu konuda, hem su konusunda, hem veya genel konuda öyle bir gökten yöneticilerimiz var ki, öyle bir yönetici sistemlerimiz var ki, çok akıllı, çok müthiş siyasetçi,
çok değerli bakanlarımız, çok değerli siyasetçilerimiz, çok değerli başbakanlarımız, bakanlarımız da var. Ama şunu bırakmıyoruz bazıları. Yani bir olay oluyor, su konusu oluyor. Gazeteler aracılığıyla Türkiye'ye meydan okunuyor. Televizyonlar aracılığıyla meydan okunuyor. Bazı yazarlar aracılığıyla meydan okunuyor. Ondan sonra diyelim ki bu maç konusu var. Gazeteciler aracılığıyla Türkiye'ye meydan okunuyor. Facebook üzerinden milletvekilleri yorum yazıyor. Veya televizyonlar üzerinden hiç meydan okunuyor. Mantıklı bir yorumlar diyorum yok ki, hiç görmüyor hayır var. Ama diyorum ki bunu neden siyasetçilerimiz veya bizi yönetenler, futbolu yönetenler veya bir başkasını yönetenler veya hükümetler, cumhurbaşkanı veya bir başkası, hangi konu olursa olsun, su konusu olsun, eğitim olsun veya bir başkası olsun, bunu sadece spora odaklanmak evet, istemiyorum. Biliyorum. Bütün konularda eğer bir sıkıntı varsa Türkiye'deki muhataplarını ziyaret etmek veya Türkiye'deki muhataplarını Kıbrıs'a davet ederek bu sorunları konuşarak çözme yoluna gitmiyoruz. Türkiye Futbol Federasyonu peki, Başkanı Yıldırım Demirören'in ülkeye ziyareti büyük bir olay olmuştu. Sevgili Mert, bu da önemliydi. Türkiye Futbol Federasyonu şimdi, hayır, Başkanı'nın söylüyorum. Sorunu değil bu. Hayır, bu sorun değil. Bu konuyu açmamın nedeni şudur. Hayır futbolda ama ben gireyim bir. Konular, lafımı bir tamamlayayım ondan Ümit sonra Milli devam edelim. Hayır ama ben. Güney'e gelişiydi. Konu bu soru buydu. Türkiye sen olayı genele çektin. Hala net yanıtımını alamadım. O yüzden söylüyorum. Yani futbol tartıştığımız konulardan biri. Sadece futbol değil pek çok konuyu. Neden gülüyorsun onu anlamadım. Tartışılması gerektiğini düşündüğüm bir konu. Türkiye'nin pek çok konuda olduğu gibi burada yaşanan bazı rahatsızlıklar karşısında anlam veremediği bazı durumlar da var. Biz burada bunu çok daha net görebiliyoruz ama arada sanırım iletişim problemi de zaman zaman doğuyor. Gerek yetkililerden gerek siyasilerden de. Bunlardan bir tanesi futbolu konuştuk. Bugünkü en büyük rahatsızlıklardan bir tanesi şu an itibariyle Larnaka'da bulunan Türkiye Ümit Milli Futbol Takımı'nın durumuyla ilgili eleştirileri konuşuyorduk. Bu bağlamda futbol olduğu için bu konuyu açma gereği duyuyorum. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın Yıldırım Demirören'in ülkeye gelişi, geldiği, nasıl geldi, nasıl ziyaret etti, kimi gitti, kimi görmedi. Bunlar uzun süre gereksiz bir şekilde tartışıldı. Ortaya çıkan durumda malum. Biz doğru yerlerde iletişim kuramıyoruz ya da kendi kendimize dövünüp duruyoruz ama her şey yine ortada. Yine Türk Milli Futbol Takımı Güney'de. Biz yine bunu tartışmaya devam ediyoruz. Sence iletişim problemi devam mı ediyor? Bence iletişim problemi çok büyük devam ediyor. Şuna vurgu yapmakta fayda var. Ben diyorum ki bütün konularda, futbolda da olsun, siyasette de olsun, çok basit bir örnek vereceğim ve onun üzerinden başka yorum yapmayı istemiyorum. Biz şu anda, daha önce de verdiğim bir örnek, Kıbrıs Türk tarafıyla Kıbrıs Rum tarafı bir görüşme yürütüyor. Görüşme yürütürken Kıbrıs Türk tarafı veya Kıbrıs Rum tarafı, hatta biz çok daha hassasız, aman Rumlar incinmesin, aman Rumları gücendirmeyelim, aman Anastasiades bunu bize söz verdi ama bunu gündeme getirmeyelim, zor durumda kalmasın diye bir teakkuz halindeyiz. Yani Kıbrıs Rumlarla Kıbrıs Türkler arasında ilişkilere çok hassasız. Bunu her gün Facebook'ta, Twitter'da, şurada burada, ekranlarda yazarlarında, köşe yazarlarında Türkiye'yi eleştirenler de yapıyor. Onlar daha çok yapıyor. Ama Türkiye ile ilişkilere geldiği zaman ilişkileri gerebilecek en ağır ifadeler kullanılabiliyor. En ağır eleştiriler yapılabiliyor. Ben de diyorum ki Kıbrıs Rum tarafıyla kurmaya çalışılan iyi ilişki ve doğru yapılıyor. Neden biz aynı dili konuştuğumuz Türkiye ile kuramıyoruz? Neden bunu kurma noktasında sıkıntı yaşıyoruz? Aman Anastasiades, aman bunu sadece Sayın Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanlığı olarak anlatmıyorum. Cumhurbaşkanlığına bağlayarak söylemiyorum. Aman Anastasiades bunu üzülmesin. Aman Kıbrıs Rum tarafında şu haberi diyalog manşet yapmasın, etki yapar. Aman şunu söylemeyin, aman sürece zarar vermeyelim derken doğru yapılıyor. Doğrusu da bu. Peki Kıbrıs, Kuzey Kıbrıs'la Türkiye Cumhuriyeti Devleti arasındaki siyasetçiler arasındaki ilişkileri kurma noktasında neden hassas değiliz? Neden çok ağır ifadeler yazıyoruz? Neden Büyükelçiliğin kapısına giderek bu ülkenin iktidar milletvekili veya bazı yöneticilerin çocukları katil devlet diyen Türkiye'ye bağırıyor. Hangi hakla? Şimdi düşünebiliyor musun? Ondan sonra da bu noktalarda kimse kimseyi dinlemiyor noktaya gelirsin. Sen şimdi
Türkiye'ye derdini anlatırken, Türkiye Büyükelçiliğinin kapısına giderek, bu ülkede Cumhurbaşkanlığı yapmış Sayın Talat'ın oğlu da oradaydı. Katil devlet sloganları atıldığı yerde o sloganlara destek veriyorsan burada bir sıkıntı var. Sen derdini anlatmıyorsun Türkiye'ye. Eğer sen Türkiye'ye katil devlet diyerek derdini anlatmaya çıkarsan seni kimse dinlemez. Eğer sen su konusunda Türkiye'ye gazeteler ve medya aracılığıyla kafa tutarsan Türkiye'de kimse seni dinlemez. Neden Rum'la konuşalım, oturalım, diyaloglar kuralım derken biz bunu Türkiye ile yapmıyoruz? Ben diyorum ki Rum'la yapılanlar, mesela Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin AKEL'le ilişkisi, sürekli komiteler yapması çok güzel, çok doğru. Ve Toplumcu Demokrasi Partisi'nin güneydeki partilerle bir araya gelmesi çok doğru. Evet. Gençlerin bir araya gelmesi çok doğru. Birlikte eğitim noktasında adımlar atılması çok doğru. Spor noktasında adımlar atılması çok doğru. Ama bu ilişkilerin aynısının %50'sini Türkiye ile yapalım. Ya sen düşünebiliyor musun? Bir tane Cumhuriyetçi Türk Partisi şu anda çıksa, bir komite kuruyorum ben AK Parti ile dese, ilişkilerin düzelmesi noktasında Cumhuriyetçi Türk Partisi'ni vatan haini ilan edecek insanlar var bu ülkede, kendi partisinde de. O zaman nasıl bir anlayış bekliyoruz? Nasıl bir toplumsal uzlaşı olacak? Nasıl Türkiye Cumhuriyeti Devleti, hükümeti bu ülkedeki bazı noktalarda adım atabilecek? Mesela çok konuştuğumuz konulardan bir tanesiydi. Tartışmaya değer bulmadığım için değil ama tartışılmasına üzüldüğüm ve yanlış tartışıldığı için birbirimize zarar verdiğimizi düşündüğüm konulardan bir tanesi. Sen de dile getirdin herhalde haberlerin arasında. Ezan sesiyle yapmadım ilgili haberini. Tartışmalar yapmadın mı? Haberini peki. Yapmadım. Ne yazık ki bu konuda, hani eleştirdiğim bu konuyla ilgili meslektaşlarımızda da ciddi sıkıntıların yaşandığını görüyoruz. Ben yapmadım. Bu konuyu açmak istemiyorum ama hani konuyu yine bu noktaya getiriyorum. Sevgili İletişim Mert, problemi ben, konusuna götürüyorum. Ben şunu söylüyorum. Gazeteciler var, bile çok var. Evet, çok ciddi sıkıntılar var. Meslek görüştüğümüz, beraber kahve içtiğimiz meslektaşlarımız bile bu konuyla ilgili mesela bu konuya girmek durumunda olduğum için açıyorum. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde ezan sesi susturuldu başlıklarıyla gerek onlar yaptılar ya da onların edit ettikleri haberleri bu şekilde algı yarattı. Kıbrıs'ta Türkiye'de etki yapan haberlerin, sen de çok iyi bilirsin, büyük çoğunluğu olumsuz bir imaj yaratacak şekilde. Bu bir sorun ama sorun. Bir başka sorun da aslında acaba o gazetecilere, o haberi yapanlara bu şekilde ima edebilecek haberleri yaptıran durum ne? Nasıl bir tablo bir sergileniyor? Bir de şöyle bir şey var sevgili Mert. Bir de sıkıntı burada şu bir bakana söylemiştim bunu. Bizi bir ziyaretinde Türkiye medyasını eleştirmişti. Evet. İşte bu kötü haberlerle ilgili olarak. Sevgili Mert. Bizden bir Kuzey Kıbrıs'ta, evet. Kıbrıs'ta. Kuzey Kıbrıs'ta bir gazete alıyor. Diyor ki mesela ya hükümeti ya iktidara ya bir başka konuda bildiğin yolsuzluk hırsızlıkla suçluyor. Sen onu alıyorsun, yapıyorsun, sen suçlu oluyorsun. Ama bu şey konusunda, ezan konusunda ben ezan konusuna girmedim. Çünkü çok hassas konu. Bir kişi, ben ne söylüyorum ya, bir deli, tırnak içinde söylüyorum, bir delinin yaptığı olay veya başvurusu veya bir adımı Kıbrıs'ta ezan sustu diyen yansıtılamaz. Kıbrıs'ta ezan susmaz. Kıbrıs'ı Türklerin tarihini bilmeyen ancak Kıbrıs'ı Türklere Müslümanlık dersi vermeye çıkar. Bu noktada da demek ki biz kendimizi tam anlatamıyoruz. Artı şu da var. Bizi anlatacak görev olan yapan, meslektaşlar da evet, anlatamıyor o zaman. Evet, burada görev yapan bazı din adamlarının da bu noktada daha duyarlı olması gerekir. Mesela kimdir bunlar? Şöyle diyorum, yani camilerde görev yapan. Mesela dün bir Kıbrıs'ın önde gelen bir ismiyle konuşuyorum. Bir ben diyor her cuma namazına gidiyorum. Bir camiden bahsetti, vermeyeyim onun adını. Olgun bir imam olduğu zaman ben 2 saat dinleyesim geliyor diyor onu, ama genç bir tane imam çıkıyor diyor bize, diyor fırça basar gibi konuşuyor. Biz de o noktalarda da Talip Atalay Bey'in veya bu noktalarda kimse yetkili görevli bazı imamlara da Kıbrıs'ı Türklere din dersi verecek veya Kıbrıs'ı Türkleri tırnak içinde söylüyorum Müslüman yapacağı sizi noktasında kimse de yanaşmaması öyle lazım. Bir algı mı var? Öyle bir algı da var bazılarında diyorum. Bazılarında mesela böyle dışarıdan bakıyor adam, geliyor öyle bir doldurulmuş geliyor ki buraya, adam şey yapıyor sana.
Sen Kıbrıs'ı Türklerin tarihine bak. İngilizler sömürge döneminde bile Müslüman derlerdi. Kıbrıs'ı Türk denmezdi. Yani o nedenle burada mesela Lefke'de ezan susmadı. Hoparlörden okunması noktasında bir karar alındı. Okunmaması. Peki sen bu konuda bu işin biraz derinlemesine girdiğimizde din işleriyle vakıflar arasındaki hala problemin aslında asıl tartışılması gerektiği konu bu. Ve ne söylüyorum? Mesela sen şunu diyorsun ya hani daha donanımlı, daha eğitimli din adamları ya da din görevlileri gerekli. Bu bağlamda da din işleri dairesinde çok ciddi sıkıntılar var. Yasal sıkıntılar var ve yıllardır dile getiriyorlar. Vakıflarla din işlerinin arasında birbirleri üzerinde üstünlük kurabilecekleri bir yasal zemin yok. Ama uygulamada bir sıkıntı var. Şu da var. Ve vakıflarla din işleri arasında da işte diyorum siyasetin kokuşmuşluğu buraya devreye giriyor. Bu noktada görevi veriyorsun adama ama adamın yetkisi yok. Ve öyle bir sistem. Hizmet partili, içi kurum gerçekleştireceksin. Evet, bütçen yok. Evet partili noktalar. Partililer falan müdahale ediyor. Mesela işte ne söylüyorum ya vakıflar idaresi genel müdürünü niye görevden aldılar? Ersun Bey'di galiba. Neden görevden aldın? Mesela tekrar değiştirdiler. İbrahim Bey geldi. İbrahim Bey, hayır İbrahim Bey'den. İbrahim Bey'den önceki soruyorsunuz. Neden çıktın? Evet, görevden ayrıldın. Ben de diyorum ki şöyle bir şey var. Hem vakıflarda hem de din işleri dairesinde bir uyumsuzluk olduğunu görüyorum. Böyle bir güç dengesiz, yani güç ben yetkiliyim, sen yetkilisin gibisine sıkıntılar var. Eğer din işleri dairesi başkanı Talip Atalay'sa, din işleri dairesi başkanının görevleri belliyse o görevlere olarak altını doldurursun. Şu yetkiyi yapıyor dersin. Ama bu yetkiyi yapar dedikten sonra buraya A bendine yapıp bu yetkiyi yapar diyorsun. Kıbrıs'taki sistem o. B bendi yapıyor bu yetkiyi şuna istinaden yapabilir diyorsun. Yani bir kişiye yine bağlıyorsun. Yani adama yetkiyi veriyorsun. Ama bir bende de yetkisini başkasına bağlıyorsun. Şüphesiz ki ciddi sıkıntılar var ama vakıfların da çok bu ülkede şunu söylemek istiyorum müsaade edersen konu geldiği için. Tek taraflı değil ülkedeki sorunlara genel bir şekilde bakmak gerekiyor ama bu bakın çok ciddi bir yara verdi. Çok küçücük bir olay bile camide ezan sesi tartışmalarıyla ortaya çıkan aslında yine bizden kaynaklanan ve yine aslında siyasi kokuşmuşluğun ve yine birbiri üzerinde üstünlük kurmaya çalışan mekanizmaların siyasi amaçlı ya da farklı amaçlarla yaratmış olduğu aslında bir sorunun çok küçük bir yansımasıydı. Ama bakın iki toplumu ne araya getirdi? Belki de bu haberler üzerine Türkiye'de yüzlerce kişi Kıbrıs'la ilgili hiçbir algısı olmadığı halde Kıbrıs Türkler adına belki olumsuz bir yargıya başlığı sahip gören, oldu. Başlığı gördünüz mü? Bitti iş. Sevgili Mert, bitti. Biz Milliyet olarak yapmadık bu haberi. Milliyet gazetesi olarak. Sanırım, ben de yazmadım. Sanırım bir ajansdan alarak aktarıldı. Ajansın haberini yazdılar. Milliyet'in haberini paylaştı. Sen uyardın mı bu konuda? Ben uyardım tabii ki. Evet. Uyarın görüldü mü? Görüldü. Sonunda ne yapıldı? Bir haber yapıldı. Hoparlörden okunmaması noktasına diyeyim. Bir küçük haber yapıldı. Orada da düzeltme görüşler, mi yani? Hayır, görüşler. Karşılıklı görüşler yer aldı. Evet. Ama şöyle bir şey var. Biz bu noktalarda dikkat ediyoruz. Ben kendi açımdan söylüyorum. Ben çok dikkat ediyorum. Çok hassas davranmaya çalışıyorum. Evet. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olarak, bu ülkenin yurttaşı olarak buna dikkat etmek zorundayım. Ama diyorum ki beni yönetenler de dikkat etmek zorunda. Beni yönetenler, benim mecliste temsil edenlerin Facebook'ta, Twitter'da yorum yazarak, ahkam keserek bir yerlere ayar verme lüksü yok. Büyükelçiliği kapısına giderek katil devlet deme lüksü yok. O nedenle diyorum ki bu topluma popülizmi bırakacak herkes. Bir noktada konu varsa, su konusu varsa, su konusunu Cumhuriyetçi Türk Partisi eğer bir noktada çözmek istiyorsa veya Ulusal Birlik Partisi de bir noktada çözmek istiyorsa muhatabı Türkiye'de kimse şu anda hükümet AK Parti hükümeti kurulsun. AK Parti hükümetinden sonra diyalog yollarını açacak ve devam edecek. Yoksa diyalog yolları açmadan her gün gazetelerde, her gün bazı köşe yazarlarına yazdırarak Türkiye'ye ayar vermeye çıkarsan başarılı olamazsın. Yani bir sonucu, yani bir başarılı olamazsın. Belki Türkiye onlara rağmen Kıbrıs'ı Türklerin yanında yer alma noktasında geri adım atmayacağını bildiği için belki böyle yapıyorlar. O nedenle eski siyasetçileri eleştirenler, işte Türkiye'yi bu şekilde sıkıştırıyordu, eylem yaparak para isteniyordu, gazetelerde manşet yaptırılarak para isteniliyordu diyen eski siyasetçileri eleştiren yeni jenerasyonun da aynısını yapmaya
aynısını yapmaması gerektiğini düşünüyorum. Aynısını yapmaya devam etmesin. Peki. Ya mesela derlerdi ki, şimdi rahmetli için kullanırlardı Sayın Kurucu Cumhurbaşkanımızın, Rauf Bey için. İşte bir şey alacaksa Türkiye'den, bunu söyleyen şu anda Türkiye'ye karşı işte gazeteler aracılığıyla mesaj gönderen, mitingler aracılığıyla mesaj gönderen insanlar eleştirirlerdi. İşte Türkiye'den bu şekilde bir şeyler kapmaya çalışılırdı. Bu yanlış. Su konusu oturulup konuşulur ki ben bir çözüme varılacağını düşünüyorum. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Sayın Başbakanı, Sayın Davutoğlu, Sayın Cumhurbaşkanı diyebilir. Alan atları sana teslim diyebilir. O kadar da gönlü zengindir Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Kıbrıs'ı Türklere bakış açısında. O nedenle bu gönlü zengin Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin insanlarıyla ilişkilerde, siyasetçilerle ilişkilerde bence diyalog yolunu seçmekte fayda var. Diyalog diyorum ya, başka bir şey demiyorum. Diyalog kurarsanız her türlü başarıya ulaşırsınız ki bu adada en çok ihtiyacımız olan şeydir diyalog. Güney Kıbrıs'ta da ilgilidir. Bak reklamınızı da yapmış oldum Diyalog gazetesinin. Güney Kıbrıs'ta ilişkilerde de Güney Kıbrıs'ta da ilişkilerde de çok önemlidir. Evet. Mesela tekrar vurgu yapıyorum. Güney Kıbrıs'ta ilişkilerde gençlerin bir araya gelmesi, partilerin bir araya gelmesi, gazetecilerin bir araya gelmesi, birlikte etkinlikler yapılması, toplantılar yapılması çok çok önemlidir. Ama aynı hassasiyet ve iletişiminde Türkiye Cumhuriyeti ile de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında kurulması da elzem ve gereklidir. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Pek çok konuyu konuşmaya çalıştık. Türkiye'ye gitmeye pek vaktimiz olmadı. Bu arada sevgili Kudret Özersay tek başına ilk bununla ilgili bir tweet yaptım. Bir iki cümle söyleyeyim. Sadece Kudret Özersay'ı görüyoruz. Eğer Kudret Özersay böyle tek devam ederse belki tek başına iktidar olabilir ama devamlılık nasıl olur? Onun da sorusu. Endişeden mi var? Hayır, endişem değil. Sadece devamlılık noktasında büyük sıkıntılar olur. Yani bu bir endişe onun adına. Bir fotoğraf karesiyle benim ekibim bu diyemezsin. Veya işte sürekli seçim döneminde yayınlanan topluluk fotoğraflarıyla benim ekibim bu diyemezsin. Artık Kudret Özersay ekibi kimdir, nedir, hangi konuda ne yapılacak mutlaka Kıbrıs Türk toplumuna açıklamalı ki zaman daralıyor. Zaman daralıyor, önünü kesmek için de ciddi düşünceleri var bazı insanların partilerde. Ben de buradan bir mesaj vermiş olayım ona. Peki, o da gitti mesaj. Seviyoruz kendisini çünkü başarılı olmasını da isteriz. Peki, teşekkür ederiz. Kolay gelsin size de çalışmalarınızda. Ne yazık ki kısır tartışmaları, diyalog yapıyoruz derken monologla, zaman zaman herkes de konuşsun, herkesin sesi olsun, birlikte bir şeyler çözelim adına ne yazık ki bir şeyler de yapamıyoruz. Bu işi başaramıyoruz ama başardığımız zaman pek çok sorunu da aslında çözebiliriz diye düşünüyoruz. Hüseyin abi de tek rakamdan parayı kaybetmiş, Hüseyin Sancar. Evet, o da ilginç bir vallahi var ya. Üzülmedin demiş ama ben üzülürüm ya. Bir hafta uyuyamam herhalde. Peki, teşekkür ederiz. Üçüncü kez denk geliyor. Şanslı dönemlerimiz. Herhalde yiyeceğiz. Değerli izleyenler, evet, bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Milliyet Gazetesi'nin Kıbrıs temsilcisi Sayın Sefa Karahasan'la beraberdik. Biz sorduk, o yanıtladı. Zaman zaman araya girerek farklı şekilde değerlendirmelerini almaya çalıştık. Biraz kızdırdık her zaman olduğu gibi ama almak istediğimiz cevaplara yakın cevaplar almaya çalıştık. Teşekkür ederiz kendisine. Yarın saatler yeniden 16.30'u gösterdiğinde bir başka odak noktasında yeniden görüşmek üzere.